Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Başkan 35 kanalına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu haftaki videomuzda Dolar-TL kuru, Dolar-TL kurundaki önemli seviyeler, bizler için hangi seviyeler, sizlerle birlikte bunun incelemesinde bulunacağız. Evet arkadaşlar, Dolar-TL kuru analizimize başlamadan önce biliyorsunuz Covid-19'un etkileri ülkeler genelinde gün geçtikçe tekrardan artış göstermeye başladı. Bunun neticesinde de piyasalarda bir miktar tedirginlik algısı tekrardan oluşmaya başladı. Biz de bütün bunların ışığında dolar-tl kuruna hem her zamanki gibi biliyorsunuz enflasyonist beklentimiz dahilinde ve Covid-19'un etkilerini planlayarak hareketlerimizi yukarı yönlü şekilde öngörülerimizi dolar-tl kurunda yukarı yönlü olarak revize ettik. Şimdi dolar-tl kurunu incelediğimiz zaman arkadaşlar, dolar-tl kurunda şöyle bir oluşumuz mevcut. Şurada bir trend oluşumumuz. Şöyle biraz daha büyüteyim, daha net görün. Ve bir sıkışmamız mevcut arkadaşlar. Bu sıkışma hangi yöne doğru patlayacak? Sizlerle birlikte bunu takibini yapacağız. Bu sıkışmamız Dolar-TL kurunda şu an itibariyle 6,88 hatta 6,86 6,80 civarında görülmekte arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. 6,86 ve 6,83 civarlarında gelişmekte. Şimdi buradaki kırılımın patlamasına çok az bir zaman kalmış. Her an buradaki kırılım gelebilir. Bugün veya yarın buradaki kırılım gerçekleşebilir arkadaşlar. Dolar TL'de 6,80 ve 6,85 aralığı bizler için çok önemli. Bu 6,85 aralığı Dolar-TL kuru yukarı yönlü kırabilir. Üzerinde kapanışlar yapabilirse arkadaşlar, yukarı yönlü 6,99'a doğru hedef formasyon olarak gerçekleşebilir. O yüzden Dolar-TL kurunda biz de buradaki oluşumu takipte kalacağız. Buradaki oluşumun hangi yöne kırılacağı bizler için de önemli olacak. İlk etapta bu 6,87 üzeri dolar-tl kurunda kalış yapabilecek mi? Bunun takibini de bizler yapacağız. Evet, şurada gördüğünüz üçgen takibimizde olacak arkadaşlar, 4 saatlikteki. Buradaki kırılımın da fazla bir vakti kalmamış gibi gözükmekte. Bugün yarın buradaki kırılım gerçekleşecek. Ayrı yönden de baktığımız zaman arkadaşlar, şuradaki bir ikili dip formasyon hedefimiz de vardı. Bunu da takipte kalacağız. Bakın şurada bir ikili dip formasyonumuz var. 6,69 6,70'lerden. Bunun üst tarafındaki bandı da 6,70 6,68 6,83. Evet, bu formasyonun hedefi de yukarıda 6,99 seviyesinden geçmekte. Yani Dolar-TL kurunda yukarı ataklar 6,99 seviyesine doğru hız kazanabilir şu birkaç gün içerisinde arkadaşlar. O yüzden Dolar-TL kurundaki arkadaşların dikkatli olmasında fayda var. Özellikle de 6,85 üzerinde gelecek kapanışlar yukarıdaki 6,99 seviyesini bizlere hızlandırabilir. 6,99 üzerinde Dolar-TL'nin tutulması halinde yukarıdaki boşluk 7,14 seviyesine kadar devam etmekte. Şuradaki 7,14 tepesine kadar bir boşlukta devam etmekte. Ola ki 6,99 da yukarı yönlü kırılabilirse, şu an için 6,99'daki
Direnç kuvvetli direnç olarak gözükmekte. Evet, şundaki 6.99'u da işaretleyelim. Takibiniz daha kolay olsun. Evet, 6.99'daki direnç kuvvetli. Fakat 6.99 direncini de yukarı kırarsak arkadaşlar 7.14 takibimize girecek olan önemli seviye olarak gözükmekte. Dediğim gibi 6.85 6.86 dolar TL'de kırılımın gerçekleşebileceği önemli bir seviye. Bu seviye takibimizde kalacak. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde yukarı hareketler sertleşir. Aşağı yönlü hareketlerde de takipte kalacağımız önemli seviye 6.80 seviyesi. 6.80 altında dolar TL eğer bir kırılım yaşarsa bu sefer de hareketler tekrardan 6.68-6.64 civarına doğru dolar TL kurunda gevşeyebilir arkadaşlar. Sizler de buradaki kırılımı takipte kalın. Buradaki kırılımın hangi yöne olacağı bizler için çok önemli olacak. Ve dolar TL de yönünü buradaki kırılıma göre belirleyecektir. O yüzden dikkatli olmamız gereken son 1-2 gün içerisine girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu da benim sizlere Başkan 35 olarak nacizane bir uyarım olsun. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Evet sevgili dostlarım, bugünkü dolarla ilgili videomuz da bundan ibaret. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma mutlaka bir beğeni atın. Beni çok memnun edersiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.